teşekkür ederim beni burada ağırladığınız için. Kampla ilgili sezon başı kampları her zaman zorlu geçer. Biz de bu zorluklar içerisinde oyuncularımızı sakatlamadan onların rahat edeceği bir şekilde gelecek sezonu hazırlıyoruz. İnşallah kafamızdaki plana, projeye göre en iyi şekilde hazırlanırlar ve sezonu en iyi şekilde başlarız. Kafamızdaki transferleri hemen hemen yapmış bulunmaktayız. Aşağı yukarı 15-16 tane oyuncu listemiz vardı. Bu listemizden 10 tanesiyle anlaştık. Geriye 5-6 tane oyuncu kaldı. Bunların da 3'üyle beraber şu an görüşmelerimiz sürüyor ama bir bonservis bedeli süresi var. Bu süreler boyunca da biraz süreç alıyor. İnşallah 3 yabancı veya en az 2 yabancı bir tane de Türk oyuncuyla anlaşıp transfer sezonunu kapatacağız. Şimdi tabii ki ilk başta bu çekinceleri vardı. Ama ben futbolcularla, her izlediğimiz oyuncuyla daha doğrusu, benim benle beraber 5 kişiyiz squad ekibi olarak. Biz oyuncuları ilk önce tespit ediyoruz, maçlarını izliyoruz. Ondan sonra gidip ekranda izlediğimizin sahayla pekiştiğine inanırsak oyuncularla iletişim kurmaya çalışıyorsunuz. Biliyorsunuz sosyal medya günümüzde çok faaliyet içerisinde. Sosyal medyadan bizzat kendim ulaşıyorum oyunculara. Ondan sonra Hatayspor'un ve Hatay'ın durumunu anlatıyorum. Nasıl olacağını dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Zaten benim bu süreçte futbolcuları bulurken biraz da kişilik ve karakter analizi de yaptım. Neden yaptım? Çünkü bulunduğumuz ortam bunu gerektiriyor şu an. Evet, oyunculuk, futbolculuk bir tarafa ama futbolcuların karakter analizi, kişilik analizi de önemliydi benim için. Ve görüştüğüm oyuncularda da fikir alışverişinde bunu da aldım, yani karşılığını da aldım. Ve seçtiğimiz oyuncular, aldığımız oyuncular Hatay'ın durumunu bilerek, Hatay'ın konumunu bilerek buraya geldiler. Tabii ki burada ben Spor Bakanlığı'na çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bize gerçekten Mersin stadını açtılar. Mersin şehri bu anlamda bana çok yardımcı oldu. Çünkü Mersin şehri çok güzel bir şehir. Çok güzel bir stada sahipler. Orada bizim için yapılan bir tesis var, bilmiyorum biliyor musunuz? Şu an iki tane saha yapılıyor. Sahalar da hazır olunca yaklaşık iki ay sürecektir. İki ay sonra da inşallah Mersin'e konumlanarak hem Mersin halkıyla beraber hem Mersin şehriyle beraber Hatay'ı ayakta tutmaya çalışacağız. Benim bu seneki hedefim lig içerisinde evet mücadele, başarı ama bundan çok önemli hedefim Hataylılara, depremzedelilere umut olmak. Ben bunun için bu sene futbol sahasında olacağımızı dile getirmek istiyorum. Yoksa mücadele, evet bir sene 5. olursunuz, bir sene 6. olursunuz, bir sene düşersiniz, bir sene şampiyon olursunuz ama bizim bu seneki başarımız tamamen Hatay halkına umut olmaktır. Eğer biz bu umudu, bu hikayeyi onlara en iyi şekilde aktarabilirsek, çünkü biliyorsunuz futbol büyük bir organizasyon. Biz buraya geldiğimizde inanır mısınız sahaya çıkarken toplarımız yoktu antrenmana çıkarken. Bir tane arabanın bagajında geldi. Son anda yetişti toplar. Yani biz yokluktan var ettik bu organizasyonu. Yani burayı ben evim gibi görüyorum ve evimizi şu an inşa etmeye çalışıyoruz ki Allah'a şükür ayağa kaldırdık. Bu da her depremde de bir umut olsun. Herkes kendi hanesini, kendi evini, kendi barkını, kendi işini ayağa kaldırmaya çalışsın. Yaşadığımız süreç, geçirdiğimiz günler kolay günler değildi ama hayat artık devam ediyor. Bize bazı kesimlerden, daha doğrusu çok bir kesim değil ama depremden sonra da oynayabilirler dediler. Ama biz depremden sonra oynayamazdık. Çünkü ben bir tane futbolcumu kaybettim, bir tane sportif direktörümü kaybettim. 4 tane hocam enkazda kaldı, 5-6 tane oyuncum enkazda kaldı. Ve ligler hatırlarsanız o zaman bir hafta 10 gün ara verilmişti. O ligler ve lig tekrar başladığında ben cenaze arıyordum. Nokta cenaze tespit ediyordum. Yani ben bu kafayla bu insanları maça çıkaramazdım. O yüzden o zaman çıkaramadık ne yazık ki. İstememize rağmen çıkaramadık. Ama bu sene artık hayat devam ediyor. Biz bu ligde varız. Hem de Allah'a şükür dimdik ayaktayız. En iyi şekilde mücadele edeceğiz ama tek hedefimiz Hataylılara ve Hatay gibi depreme yaşamış illerdeki insanlarımıza umut olmak, ışık olmak, moral vermek. Transferlerimizi yaparken bilmiyorum dikkat ettiniz mi ama hepsi 30 yaş altı oyuncular. Daha doğrusu 28 yaş altı oyuncular. Sadece maksimum 31 yaşında. Onu da biliyorsunuz isminden dolayı, tecrübesinden dolayı takım almak istedim. Çünkü kendisi marka bir isim. İtalya'nın önemli kulüplerinde oynadı. Bize çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ama diğer oyuncuların hepsi genç oyuncular. Ben sadece transfer yapmak istemiyorum. Aynı zamanda transferlerimden performans alıp gelecek sezonlarda da Hatay'a katkı sağlamalarını düşünüyorum. Aldığım oyuncuların hepsi 20, 22, 23, 27, 28 yaşlarındaki oyuncular. Bunlar da eğer performans adaklı iyi dönüşler olursa
gelecek sezonlarda Hatayspor'a katkı sağlayacaklardır. Tamamen transfer politikamızı bunun üzerine gerçekleştirdik. Genelde genç oyuncuları almaya çalışıyoruz. Aralarda tecrübeli bir tane Maksimo 3 var. Takımın içerisinde yine tecrübeli isimlerimiz bulunuyor. Erce, Kamil, Abid bizle beraber. Onlardan da faydalanarak güzel bir karma takımla inşallah Hatayspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz. Var mı başka sorunuz arkadaşlar? Tamam. Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim eklemek istediğim bir şey yok. Buradan ben Mersin halkına teşekkür etmek istiyorum. Mersin'de oynayacağımız belirli olduğu süreçten beri gerçekten bizlere ne zaman geleceksiniz, ne zaman kombineler çıkacak, ne zaman biletler çıkacak diye soruyorlar. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Onlara ilk maçta onların rengi lacivert kırmızı formayla mücadele edeceğimizi dile getirmek istiyorum. Buradan spor bakanlıklarımıza, sponsorlarımıza ve en önemlisi de Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten onlar olmasa bizler bugün belki çok daha farklı şeyler düşünebilirdik. Belki daha çok yani bu kadar hazır olamazdık. Belki lige başlayamazdık. Ama ben bize Hatay'ı gönülden destekleyen, Hatay'ı düşünen herkese, depremzedelere yardım eden her ele de teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.